Başkan Vekilim, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz, il koordinatörümüz, değerli milletvekilimiz, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, ilçe ve belde belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, kadın ve gençlik kollarının il ve ilçe başkanları ve kıymetli yönetim kurulu üyeleri, ben de şahsım ve il genel meclis üyelerim adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli Arzu'nun biraz evvel videoyu seyrederken Sayın Üç Dayan Belediye Başkanlığı yapmış İrfan Dinç abimize, siyasi büyüğümüze videodaki bir enstantane ile ilgili yorum yaptım. Onu sizlerle yani paylaşmak istiyorum. Biraz spontane oldu ama özellikle Davos'taki, bir daha Davos'a gelmeyeceğim. Sözünün üzerine kalkıp salonu terk ederken ve Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür diyen ve 20 yıldır ülkemizin ve bölgemizin gelişmesinde dinamik rol oynayan değerli genel başkanımız ve cumhurbaşkanımıza bu göstermiş olduğu kudretli duruştan ve güçlü Türkiye yönündeki hareketlerinden dolayı huzurlarınızda tekrar şükranlarımızı sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bir alkış sizlerden rica ediyoruz. Tabii pandemi nedeniyle 2019 yılı Kasım ayında yapmış olduğumuz en son il danışma toplantımızdan bugüne kadar bir araya gelemedik. Bu pandemi döneminde hayatını kaybeden tüm insanlara, tanıdıklarımıza, hemşerilerimize Allah'tan rahmet. Şu an keza aynı şekilde pandemi nedeniyle hastaneye yatan tüm hemşerilerimize de acil şifalar diliyorum. Eğer müsaade ederseniz, tabii 2 yıllık süre içerisinde böyle bir ortamda sizin gibi değerli bir havuzluğuna il özel idaremiz üzerinden il genel meclis üyelerimizle beraber yapmış olduğumuz çalışmaları anlatma noktasında bir fırsat bugün bize nasip oldu. İl özel idaremiz görev ve sorumluluk alanında ilimize bağlı 370 köy ve 250 bağlı sorumluluk üzere toplam 577 üniteye hizmet etmekte çalışmaktadır. Köylerimizin nüfusu 45 bin, bağlıların nüfusu yaklaşık 4.797 olmak üzere 50.158 kişiden oluşmakta ve toplam 7.500 kilometre karelik bir alana ifade etmektedir. İl özel idaremizin il genel meclisi yasam organı olmuş olup 2020 yılında pandemi nedeniyle artı oturum 30 birleşim gerçekleştirmiş, bir adet de olağanüstü toplantıyla beraber toplam 68 adet karar almıştı. Yapılan bu 68 oturumda alınan kararlardaki 67 tanesi oy birliğiyle, bir tanesi ise oy çokluğuyla kabul edilmiştir. İl özel idaremizin köy yolları toplam 2648.06 kilometre olup bu yolların 209.3 kilometresi sıcak asfalt, 1267.29 kilometresi statik kaplama, 12.8 kilometresi beton yol, 957.46 kilometresi stabilize, 36.73 kilometresi ise parkeli yol olmaktadır. Bunun haricinde de köylerimizde ulaşım yolları üzerinde, ana yollarda altyapı işlemlerinin daha çabuk yapılabilmesi açısından da 132.53 kilometre kısımda da kilitli park olarak yolumuz mevcuttur. 370 köyümüzün 358 tanesinde asfalt yol olup 12 köyümüz halen stabilize olarak hizmet vermektedir. Toplam nüfus orantıladığımızda da %99'luk bir oranımız mevcuttur. Diğer taraftan 2020 yılında hem kendi bütçemizden hem de sayın vekillerimizin katkılarıyla genel bütçeden aldığımız ödeneklerle makine parkımızı yenilemiş durumdayız. Bir adet agrega, bucur yıkama makinesi, greyder, 2 adet ticari oto, 1 adet trailer, tekrar, 2 tane Mercedes kamyon olmak üzere toplam 8 tane, 1 tane de eskavatör, toplam 8 tane aracımızı 4.302.907 TL ile il özel idaremize kazandırmış bulunmaktayız. 2020 yılında toplam 84.9 kilometre statik kaplama asfalt, 47.2 kilometrede 1. kat statik kaplama olmak üzere toplam 188.65 kilometre asfalt uygulaması yapılmıştır. Diğer taraftan da gene sıcak asfalt olarak da 21.5 kilometre sıcak asfalt, 30.7 kilometrede çift kat statik kaplama yapılmıştır. 2019 yılında seçildiğimiz dönemden bu tarafa özellikle il genel meclislerimizle özel idareye yapmış olduğumuz istişareler sonucunda 1. kat yapmış olduğumuz statik kaplamaların temel malzemelerini de güçlendirerek
daha sıhhatli bir yol elde etme noktasında çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Diğer taraftan 2020 yılında 3 grup yol olmak üzere 6 münferit yolda, toplam 9 yolda 16.97 km parkeli yol çalışması yapılmıştır. 2020'nin parkeli yol çalışma işlemlerine 3.312.117.60 TL ödenek tahsis edilerek harcaması gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan özellikle Şabanöz ilçemizde 2020 yılından itibaren köy yollarımızda beton yol uygulama çalışmaları başlamıştır. Bunlarda da toplam 1.771.000 TL ödenek harcaması yapılmıştır. Bunlar da beton yollarımıza ve sıcak asfaltlarımıza ve parke yollarımıza çalışmalar. Diğer taraftan köylerdeki çalışmalarda meydan ve köy içi yollar için parke çalışmaları ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 2020'nin Ocak ayı itibariyle 370 köyümüzde yaklaşık 1.966.030 metrekare kilitli parke döşemesi yapmış durumdayız. 370 köyümüzün 369 tanesinde kilitli parke bulunmakta, bir köyümüzde bulunmamaktadır. 2021 yılında da bu köyümüze de kilitli parke döşeme çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bağlı olan 207 mahallemizin de 35 tanesinde gene kilitli parke çalışmalarımız mevcut olup toplam nüfusu orantıladığımızda köy nüfusumuzun %99.9'unda kilitli parke uygulaması mevcuttur. Bu uygulamalar için 2020 yılında 5.526.097.30 TL harcanarak 193.975 metrekare kilitli parke uygulaması gerçekleştirilmiştir. Köy yollarımızda toplam diğer sanat yapıları, asfalt hazırlık çalışmaları, onarım çalışmaları, yama çalışmaları, malzemeli bakım çalışmaları da gerçekleştirilmiş olup gene yollarımızın değişik yollarına da altyapı için boru yatırılmaları da dere havzalarına gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan bazı kritik yollarımıza da korkuluk çalışmaları da gene İl Özel İdaremiz imkanlarıyla gerçekleştirilmiştir. İl Özel İdaremiz 2020 yılında 726 projede 3.014.31 kilometrelik yolda 37.496.722 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Gene köylerimizde içme suyuyla ilgili 370 köyümüzde tamamında su şebekesi mevcuttur. Tabii su şebekesi mevcuttur derken takdir edersiniz ki pandemi dönemiyle beraber köylerimize dönüşler artmış ve bu noktada da su ihtiyaçları yaşayan nüfusa orantılandığında yeterli olmasına rağmen demografik yapı nedeniyle yazın dönüşler nedeniyle bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Hani dünya genelinde de bu mevcuttur, iklimlerle ilgili Paris İklim Anlaşması. Sayın Cumhurbaşkanımızın da geçen hafta 2 gün önce yapmış olduğu birinci su şurasında belirttiği gibi İl Genel Meclisimiz de köylerimizde su kullanımı ile ilgili yönetmelik çıkartmış. Bunlara kaymakamlıklarımız marifetiyle muhtarlarımız iletmiş. Özellikle su şurasında belirtilen 28 prensip olduğu gibi biz de burada suyun kademeli olarak ücretlendirilerek kıymetinin ve değerinin bilinme noktasında dikkat edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Gene diğer taraftan da çağımızın en büyük gereksinimi olan enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiyle köy muhtarlarımızın su depolarının cazibeyle gelmeyen terfili sistemler olanlara da her yıl belli oranda güneş enerji sistemi uygulamaları devam etmektedir. 2021 yılı içerisinde de yapılan uygulamalar sonucunda 7.857.488.22 TL harcama yapılmıştır. O harcamalara örnek burada da farklı görüntüleri sizlere sunmaya çalıştım. Sulamayla ilgili de köylerimizde 14 proje tamamlanmış olup sulamada köylerimizdeki tarımsal üretimi arttırma noktasında kanal çalışmaları yapılmakta, boru yardımı yapılmakta. Bunlarla ilgili de 2020 yılında 193 projeye 1.226.319 TL ödenek ayrılmıştır. Bununla ilgili birkaç örneği görüyorsunuz. Kanalizasyonda da nüfus bazında kanalizasyonluluk oranımız %99 civarındadır. 370 köyümüzün 5 tanesi hariç 2020 yılı itibariyle kanalizasyon mevcuttur. 2021 yılında bu sayı biraz sonra sunumda da ifade edeceğiz. Biraz daha azaltılmaya çalışılmıştır. Kanalizasyon işlemleri için de toplam 255 projede 1.958.912 TL harcama yapılmıştır. Tabii köylerimizde köy konakları ile ilgili de çalışmalara devam edilmektedir. Özellikle İller Bankası'ndan 31 proje için 500.000 TL tahsis edilmiştir. Köy konağı harcamaları için de
Gene İl Özel İdaresi'nden küçük yardımlarda bulunulmaktadır. İlimiz genelinde 2022 itibariyle katı atık toplama çalışmaları bütün ilçelerimizde de tamamen başlanacak olup hala 11 ilçede devam etmektedir. Merkez ilçemizde de muhtarlarımızdan geri dönüşler sonucunda şu anda konteyner dağıtımları devam etmek bulup önümüzdeki süreçte bunu da yeniden başlatmış olacağız. Bunu biraz evvel köy konaklarımıza ve diğer yardımlar için de köylerimize 290 köye 1.842.000 TL ödenek yardımında bulunmuştur. 2020 yılında toplam köy yollarında İl Özel İdaresi'nde bütün projelere 50.886.422 TL harcanmıştır. Bunun 19 milyon lirası köy DES ödeneğinden, 30 milyon lirası İl Özel İdaresi'nin kendi öz bütçesinden, 1.775.000 TL'si de İller Bankası ödeneğinden sağlanmıştır. Tabii biz 2020 itibariyle Sayın Grup Başkan Vekilimiz, Milletvekilimiz ve İl Başkanlarımızın destekleriyle İçişleri Bakanlığı'ndan 2,5 milyon TL, İller Bankası'ndan 500 bin TL, gene İller Bankası'ndan 1 milyon, gene İller Bankası'ndan 100 bin, 275 bin, 250 bin olmak üzere, artı çöp konteynerler içinde 258 bin olmak üzere 4.883.252 TL ödenek tahsisi gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan İl Özel İdaresi'nin paydaş kurumu olan ve en büyük bütçesini oluşturan İl Milli Eğitim Müdürlüğü için de 10.452.210 TL, Tarım İl Müdürlüğü için 236.000 TL, Afet Müdürlüğü için de 182.000 TL ödenek sağlanmıştır. Arkadaşlar bir de 2021'i rica edebilir miyiz yukarıdan? Evet, şimdi sana zaten. Evet, 2022 yılında İl Özel İdaremiz tarafından 8-10-2021 tarihi itibariyle 10 oturum 50 birleşim gerçekleştirilmiş olup toplam 128 adet karar alınmıştır. Bu alınan kararlarda 105 tanesi oy birliğiyle, 7 tanesi ise oy çokluğuyla gerçekleştirilmiştir. Gene bu sene yapılan yol çalışmalarımız, BSK, beton yol, emisyonlu çift kat, asfalt, parke çalışmalarımız gerçekleştirilmiştir. Toplam altyapıyla ilgili de çalışmalarımızla beraber köy yollarımıza 2021 yılı içerisinde 410 projede 39.185 milyon TL harcama gerçekleştirilmiştir. İçme suyu çalışmalarımızda da toplam 339 projede depo yapımı, ishalatı, güneş enerjisi çalışmaları gerçekleştirilmiş olup bir önceki yıla %20-25'lik bir artışla 13 milyona yakın 12 milyon 836 bin TL ödenek gerçekleştirilmiştir. Sulama çalışmalarımız da köylerimizde devam etmekte olup yaklaşık 800 bin TL harcama gerçekleştirilmiştir. Kanalizasyon çalışmalarımızda da geçen sene 5 olan sayı bu sene 4'e düşürülmüştür. Kurşunlu Sumucak köyümüzü bu sene programlayıp kanalizasyon işlemleri gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan şehit mezarlıklarının yenileme çalışmaları da İl Özel İdaremiz imkanlarıyla gerçekleştirilmektedir. Tabii rahmetle, minnetle, şükranla alıyoruz tüm şehitlerimizi. Gazilerimize de buradan sağlık, sıhhat diliyoruz. Onlara ne yapsak yeterli olmadığını düşünmekle beraber imkanlarımız nispetinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gene 2021 yılında köy yolları, içme suyu, sulama, kanalizasyon ve köylere yardım projeleri toplamında 55 milyon TL harcama gerçekleştirilmiş olup bunun 19 milyon lirası köy DES ödeneğinden, 34.548.000 TL'si özel idare desteğiyle, 1.575 milyon TL'si İller Bankası olmak üzere 55 milyon TL harcama gerçekleştirilmiştir. Gene İller Bankası ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan 2021 yılı içinde de 2.587.500.000 TL bir ödenek tahsis edilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne toplam bu yıl içerisinde 11.350.000 lira, Tarım İl Müdürlüğü'ne 487 milyon lira. Gene İlaç ve Afet Müdürlüğü'ne de 245 bin TL ödenek sağlanmıştır. Diğer taraftan Anadolu'nun yüce bir dağı olan Ilgaz, Yıldıztepe, Mesire alanına köylere hizmet götürme birliği ve özellikle Ilgaz Belediyesi'nin ve Ilgaz Belediye Başkanımız Mehmet Öztürk Bey'in katkılarıyla Macera Parkı projesi gerçekleştirilmiştir. Bu projenin toplam bedeli 6 milyon TL olup
bu projeyle Ilgaz Dağı'nı kayak merkezi haricinde de kullanma noktasında bir çalışma gerçekleştirilecektir. KUSKA destekli güdümlü proje olduğu için hibedir. 4 milyon TL'si KUSKA'dan, 2 milyon TL'si de İl Özel İdaresi tarafından karşılanacaktır. Bununla ilgili birkaç görselimiz var. Diğer taraftan Çankırı İl Özel İdaresi tarafından tarih eserlerimize sahip çıkma noktasında daha önce hazine adına kayıtlı olup özel idareye tahsisli olan ve bir tanesi de İl Özel İdaresi'nin envanterinde olan iki tane tarihi Yaren Evi'nin olduğu bölgedeki diğer binaların da kamulaştırılarak restore etme çalışmaları ile ilgili de işlemlere başlanmış olup vatandaşla kamulaştırma çalışmaları yürütülmektedir. Diğer taraftan Sayın İçişleri Bakanlığımızın Çevre Şehircilik Bakanlığımızın coğrafi bilgi sistemleriyle beraber İl Özel İdaremizin envanterinde bulunan yol, parke ve benzeri konular İl Özel İdaresi'nin coğrafi bilgi sistemleri Çankırı İl Özel İdaresi gov.tr adresinden köylerimizdeki parke durumu, köylerimizdeki içme suyu durumları ile ilgili envanter çalışmalarımızla tamamlanmıştır. Tabii bu çalışmalarımız yapılırken bizlere her zaman desteklerini esirgemeyen ve her zaman onun himayesinde siyaset yapmanın mutluluğunu yaşadığımız Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, Grup Başkan Vekilimiz Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu'na, Sayın Milletvekilimiz Salim Çubukçuoğlu'na ve İl Başkanımız Abdülkadir Çelik Bey'e, şahsım ve İl Genel Meclis Üyeleri arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii bu teşekkürlerimizi sunarken Sayın Başkanım bunların yeterli olmadığını da ifade etmek istiyoruz. Desteklerimizin de devamını talep ediyoruz. Ben bu çalışmaların yürütülmesinde yürütmenin başındaki başta Sayın Valimize, Sayın Genel Sekreterimize ve İl Özel İdaresi bünyesinde çalışan işçisine kadar bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize saygılar sunar, teşekkür ediyorum.